Bir evcil hayvanınızı kaybettiğinizde bunun ne kadar acı verici olduğunu bilirsiniz. Ama bu hayvanlar için çok daha kötü. Çünkü biz onların bütün hayatıyız. Bugünkü videomuzda da hayvanlar ve sahiplerinin birbirlerine kavuşma anlarına ait çok özel görüntüleri izleyeceksiniz. Bu kadının sevgilisi var mı bilmiyoruz ama kesinlikle onu hayattan daha çok seven ve her zaman buluşmak isteyen biri var. O da bu sevimli zürafa. Bu eşeğin sahibini sevgiyle selamladığını gördükten sonra kendi kendime gerçekten bir köpek sahiplenmek ister miyim diye düşündüm. Baksanıza, bu eşek kuyruğunu bile sallıyor. Su aygırları hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. Çünkü görüntüdeki arkadaşlık ezber bozuyor. Adam ve su aygırı birbirleriyle çok iyi anlaşıyor gibi görünüyorlar. Peki siz bir su aygırına bu kadar yaklaşmaya cesaret eder miydiniz? Meksika'daki bir hayvanat bahçesinde bulunan dişi aslan Kiara, kendisini yavruyken sahiplenen Adolfo ile yıllar sonra karşılaşmasında onu unutmamış ve ortaya böyle görüntüler çıkmış. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde hayvanat bahçesinde bulunduğu bir sırada Adolfo'nun uzaktan seslenmesiyle Kiara hareketlenmeye başlıyor. Sesi tanıyan Kiara, Adolfo'nun tel kapıya yaklaşmasıyla o yöne yöneliyor. Adolfo'nun içeri girmesiyle Kiara'nın da Adolfo'nun üzerine atlaması bir oluyor. Fakat bu atlama saldırma şeklinde değil, sarılma şeklinde gerçekleşiyor. Ne Adolfo korkuyor ne de Kiara Adolfo'ya zarar veriyor. Adolfo'yu yere yuvarlayan Kiara'nın yıllar önceki sahibine gösterdiği sevgi gösterisi orada bulunanları ve sosyal medyadan izleyenleri şaşkınlığa uğratıyor. Her yıl mutlaka kendisini ziyarete gelen gönüllüden ayrılmakta zorlanan küçük sevimli maymunda sıra. Belki de bu onların son görüşmeleridir. Bu büyük kedilere sahiplerinden uzakta geçirdikleri zaman sonsuzluk gibi geliyor. Bu yüzden sahipleri etraftayken onun dikkatini başkalarıyla paylaşmak istemiyorlar. Görüntüdeki adam vahşi kedilere fısıldıyor. Kafesin kapısı açılır açılmaz 15 aslan dışarı çıkmış ve hızla adamın üzerine koşmuşlar. Eminiz kimse adamın yerinde olmak istemezdi, öyle değil mi? Uzun bir ayrılıktan sonra bir penguenin ne kadar mutlu olabileceğine asla inanamayacaksınız. Küçük şirin bir kedi yavrusu gibi görünmüyor mu? Adam köpeğini bir ay boyunca bırakmak zorunda kalmış. Köpek ise terk edildiğini düşünmüş. Adamı karşısında gördüğünde ise yaşadığı mutluluğu görmeniz lazım. Bu köpeğin sahibinin neden bir ekip arabasına bindiğini bilmiyoruz. Ama bir şey biliyoruz ki hiçbir köpek kötü biriyle birlikte olmak için bir ekip arabasının peşinden koşmaz. Neyse ki polisler biraz merhamet göstermiş ve köpekle sahibini buluşturmuşlar. Bu bebek fil ona şiddet uygulayan kişinin elinden alınmış. Onu kurtaran gönüllüyle aralarında inanılması güç bir bağ oluşmuş. Bir süre ayrı kaldıktan sonra tekrar birbirlerine kavuşan ikili arasında yaşananlar yüreğinizi ısıtacak. Kadın 2 ay boyunca sevimli maymunundan uzak kalmış. Maymunuysa özlemine dayanamamış ve kadını havaalanında karşılamış. Kavuşma anları kameraya işte böyle yansımış. Bir kadın bu çakalın hayatını kurtarmış ve o günden beri Dakota adındaki bu çakal vahşi bir hayvan olmanın ne demek olduğunu unutmuş. Bunun yerine sahibinin en sevdiği oyuncakla oynamak için geri dönmesini dört gözle bekliyor. Peki siz bir çakalla dost olur muydunuz? Bu Yunus yakın arkadaşını o kadar uzun zamandır görmemiş ki onu karşısında görür görmez gülümsemeden edemiyor.
İnsanlardan sonra dünyanın en zeki memelileri olan yunuslar çevrelerindeki kadınlardan öpücük almadan yapamıyorlar. Bu görüntü de bunun kanıtı. Casey ve sahibi hayatları boyunca birbirlerinden hiç ayrılmamışlar. 2 yıllık ayrılıksa ikisine de zor gelmiş olmalı ki kavuşmaları bu kadar heyecanlı ve coşku dolu gerçekleşmiş. Jüpiter adındaki aslanın hayatı korkunç bir sirkte başlamış. Neyse ki sonunda kahraman bir kadın tarafından kurtarılmış ama sonra yetkililer onları ayırmış. Bu ayrılıksa Jüpiter'e çok ağır gelmiş. Kadın tekrar onu ziyaret edene kadar yemek yemeyi reddetmiş. Kavuştukları ansa kesinlikle görünmeye değer. Görüntüdeki kadın en iyi arkadaşından uzun süre ayrılmak zorunda kalmış. Geri döndüğünde ise dostunun onu hatırlamayacağından korkuyormuş. Ama yanılıyormuş çünkü eşek onu yeniden görmeyi dünyadaki her şeyden çok bekliyormuş. Hayvanat bahçesindeki evine getirilen ayı depresyona girmiş, ta ki Jim gelene kadar. Kimse ayıyı teselli etmek için ona yaklaşmaya cesaret edememiş. Ama Jim cesaretli davranıp ona yaklaşmış ve 680 kiloluk bu devle yakın arkadaş olmuşlar. Peki siz bu devasa büyüklükteki bir ayıyla yakın arkadaş olur muydunuz? Bu vahşi kedilerin içinde bir yerlerde aslında yumuşacık bir taraf var. Bu kadınsa ona ulaşmış. İşte birbirlerini çok özleyen Chita ve kadının sıcak ve içten sarılmaları. Jenna adındaki bu inek süt veremediği için sahibi ondan vazgeçip satmaya karar vermiş. Sadece bir kişi onu hiç tereddüt etmeden satın alacak kadar önemsemiş. Jenna da her sabah ona bu şekilde teşekkür ediyor. Daha önce bir kanguruyu birini öperken görmüş müydünüz? Muhtemelen görmediniz. Görüntüdeki kanguru uzun süredir görmediği arkadaşını özlemle öpüyor. Bu hindi kendisini kesip yemeyen adama sarılarak teşekkür etmiş. O günden sonra iki yakın arkadaş olan hindi ve adamın arasındaki yakınlık kameraya böyle yansımış.